Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm izleyiciler devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Çünkü bizler sizleri çok seviyoruz. Karşılıksız seviyoruz. Değerli izleyiciler, her gün değişik konuk alıyoruz. İş yerimizde, stüdyoda, her yerde çekimler gerçekleşiyor. Şu an yanımızda yıllardan beri tanıdığım değerli bir Hacı amcamız var. Efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, inancını güzel yaşayan değerli Hacı amcamız. Bir hoş geldin diyelim, sohbetimize başlayalım. Hacım hoş geldin, safaları getirdin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederim Hacı. Allah da iyi geçsin. Hacım şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları izliyorsun. Yayınları. Hacım bir tanıyalım sizi izleyiciler açısından. İsim, soy isim, memleket neresi? Lütfen yakın tut. Ben 1944 doğumluyum. Evet. 40'lar yıl doğumluyum. İsmim Latif Bencik. Latif Bencik. Bencik. Kütüphane. Latif Hocam, kimin oğlusun onu da zikrederim babanı. Babamın ismi İdris. İdris oğlu. Allah rahmet eylesin. Latif Bencik. Allah rahmet eylesin. Evet. Anne sağ mı? Öldüler, ikisi de öldüler. Evet, yani sonumuz ölüm yani. Evet. Yani yaşlı, genç ama yani ortalama yaş 80, 90 diyoruz neyse. Evet, Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Latif amca kaç yaşında? Ben mi? Hayır, siz. 44 doğumluyum. Yaş kaç? 71-72'ye geliyorum. Maşallah, maşallah. Allah 72'nin içindeyim. Evet. Şöyle unutma sen, gül suyu dökerim sana bak acaba. Benim. Evet, gül suyu güzeldir. İsmi Latif kim verdi Latif isminizi? Soralım mı onu? Herhalde. Sormadın mı? Bunu bilemem, sormadım. Benim ismimi kim verdi sormadın mı? Sormadım. İsim, güzel isim. Latif. Aslında Abdullah Latif yani. Abdullah. Evet. Hacım, kaç çocuk var? Üç. İki kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın, Allah batıları nasip etsin. Üçü de evliler. Hepsinin torunlarım var. Maşallah, maşallah. Askerden şimdi, gelen torunum böyle var. Latif amca nasıl evlilik yaptı soralım değerli izleyiciler. Sevdalık var neden? Yoksa özürsüzlüğü mü kasıyor? Birbirimizi isteyerek. Evlendik yani. Sevdalık yapmadınız ha? Yok fazla. Allah'ımızda yenge sağ Gönül Azam'da da evlendik. Evet, çok güzel. 1966'da evlendik. Ben doğduğum sene ha? Evet. Askerden geldik. Ne işle uğraştınız Batım Hocam? Ben su fabrikasındayım. Özel sektör su fabrikasındayım. Onda çalıştım. Oradan emekli oldum. Güzel. 1990'da emekli oldum. 12-13 sene de işin başında devam ettim. Ondan sonra hac yaptık. Maşallah. Gitti geldik. Ondan sonra bir sene daha devam ettim. Yeter artık. Kapımızı açık bırak. Allah çok şükür. Ne güzel, ne güzel. Demin dedik ya, inancı güzel yaşayan değerli bir Allah razı olsun. Kişiliğiyle, efendim. Nereye gittiysek askerde de, iş yerinde de sevdirdik kendimizi. Bizi bırakmıyorlar. Ne güzel, olsun. Ne güzel. Hacım, evet, anlatacağın bir mesajın var mı izleyicilere? Başına geçen bir olay yok. Şöyle bir şey olsun. Pek izlemedim. Yok, yokluğuyla ilgili, saygıyla ilgili. Yani geriye dönersem o zamanki gençlik de şimdiki gençlik. Tabii ki gençlik vardı o zaman şimdi. O gençlik geri gelmez. Yok onu demiyorum. O zamanki saygı sevgiyle şimdiki saygı sevgi arasında fark var mı? Fark var tabii ki. Şimdi başka o zaman başka sevgi başkaydı o zaman. Hürmet vardı. Küçük büyüğü tanı, büyük küçüğü tanıyordu. Hı. Mesela biz, bırak babamız, abimiz bir kahvedeyken ki mesela bir kapının yanındaki yandan geçemiyorduk. Başka yol değiştiriyorduk, utanıyorduk yani. Ama şimdi oğlu oturuyor diyelim ki, yine çok şükür evlatlarımla memnunum ben. Tam saygılı bana karşı, Allah razı olsun. Ve görüyoruz, ortamı görüyoruz. Hı. Adam oturur orada mesela. Babası gitmeye gelmeye utanır. O rahat durur mesela. Ortam bozuk yani. Yazık. Allah çok şükür. Yazık. Allah ister etsin diyelim. Değerli izleyiciler, gerçekten Hazim dediği gibi ben de çocukluğuma döndüğüm zamanlar hatırlıyorum. O zamanki saygı, sevgi gerçekten başkaydı. Daha güzel huzur vardı. Mutluluk vardı, huzur vardı. Evet, evet. Çünkü sevgi olmayan yerde derizde sevgi olmaz. Sevgi olmaz. Sevgi olmaz. Allah bizleri hayırlı kullarından eylesin. Çocuklarımızı da iyi yetmemiz lazım. İnancını okutarak yaşamaları açısından, inancını güzel yaşayan
kişiler sevgisini, sevgisini her zaman devam ettirir. Hacım, çok teşekkür ediyoruz. Kaç tane torun var? Torun sen seni biliyor musun? 7 tane torunum var. Hocam, torun seviliyor değil mi? Sevilmez mi? Sevilmez. Çocukları pabuza attım değil mi? Öyle diyorlar da. Öyle diyor. Dede mi? Bir başka. Değil mi? 4 erkek olma, 3 de maşallah. Dede o zaman bugün zebunu dışarıya çıkarmıyorsun değil mi? İlle bir şey kokartıyor. Uşak ya. Dede o zaman yarıya, torun dede o zaman zebi dışarıya çıkıyor. Torun sevgisi başka var. Evet öyle diyorlar. Hazim güzel bir sohbet oldu. Sizi çok seviyoruz. Bir de evet, şu anda bulunduğumuz yer biliyorsun Miraç Kumru'na. Ayakkabı Hastanesi, yılların beri gelesin, ayakkabı olsun, tamirat üzerine olsun. O konuda bir görüş alalım sizden, ara ara müşterilerimizle soruyoruz. Memnun musun, değil misin? Bunu kalpten söylemeni istiyorum. Memnun, yani. Çok şükür elhamdülillah, memnunum. Allah razı olsun, biz de sizi seviyoruz, Allah razı olsun. Çok şükür elhamdülillah. Ne güzel, yani insanlar birbirine memnun olması, tabii. Sevmesi. Tabii. Çünkü her şey para değil, deriz izle. Ben bunu her zaman ara ara söylüyorum. Yani biz iş yerimize geleni müşteri olarak görmüyoruz. Ne görüyoruz? O bizi seviyor, mekanımıza geliyor, evet. İş yerimize geliyor. Evet. Biz onu nasıl bir evine misafir geldiği zaman güzel karşılarsın onu. İş yerimize geleni de biz o şekilde bizi seviyor, geliyor. Biz ona gereken görevi mutlu edecek şekilde gereken görevi yapmaya çalışıyoruz. Böyle güzel sözlerini duymak bizi mutlu ediyor. Yaradanımızın da emridir değil mi Hazım? Amin, amin. İnsan sevgisi olmayan, yaradan sevgisi olmayan, hayvan sevgisi olmayan ne Cenab-ı Allah sever, ne kusura. Hazım, çocuklara, hanıma ne diyorsun? Hanımına yıllardan beri kader arkadaşın. Memnunum, Allah razı olsun. Güzel, güzel laf söylüyor. 1966'dan beri evliyim mesela. Hiç kavgamız, şamatanız, yürültünüz oldu mu? Hiç kavgamız olmadı. Hiç kavgamız olmadı. Ya ufak tefek o. Oldu, oldu. O sayılmaz. Sayılmaz. Ama öyle dövme falan, sövme bir şey hatırlamıyorum ben. Tamam, ne güzel, ne güzel. Hazım, çok teşekkür ediyoruz. Size güzel hediyelerimiz var. Size Osmanlı tarihi Hazım, şunu... Bunun özelliği ne biliyor musun? Soğuk su şöyle tutuyorsun. Soğuk su doldurdun mu? Isınmıyor, ısınmıyor. Sıcak su doldurduğun zaman soğumuyor. Böyle bir değişik bir süre her yerde yok. Hacım, çiçekler solar, siz solmayın. Tamam mı? Şöyle verelim size. Tamam mı? Bunu hanımlara verebilirsin. Çiçekler hanımlara çekiyor. Bir de hanımla beraber seni kaplıcaya gönderelim. Afyon termal tesislerinde. Estağfurullah. Sen şimdi 66, aşağı yukarı 50 yıl oldu evleneli. Size Allah nize uzun hayırlı umurlar versin. Size güzel bir yastık veriyorum değerli izleyiciler. Çok büyük. Ekranda ufak görünüyor. Leyla ile Mecnun. Bir yastık da yine kocayın. Ömür sonuna kadar. Hazim, Allah uzun hayırlı umurlar versin. Bir alkış alalım kameraman kardeşimiz. Bir alkış alalım. Alkış sizden. Alkış, alkış şöyle. Elini. Alkış yapın, şöyle alkış. Hazım güzel konuşmalarına. Değerli izleyiciler, bizde tabii devamlı kameraman kardeşlerimiz burada olmuyor. Hemen o anda tarif ediyoruz. Çünkü gelen çekimi yayın almamız açısından böyle sevdiğimiz dostları yayın alıyoruz. Tarif ediyoruz. Kardeşimiz de hemen sadece düğmeye basıyor. Bazen uzun kameraman kardeşimiz olduğu zaman daha farklı seviyor. Ama güzel sabit olarak. Teşekkür ediyoruz. Ya sallıyoruz, işlem alıyorsun. Evet.